Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden, tasavvuf terimlerinden devam ediyoruz. Mavf ve ispat. Tasavvuf terminolojisinde mavf, alışılan adet ve davranışları mahvedip ortadan kaldırmak, ispat ise ibadetlere ait kural ve hükümleri kamil manada eda edip ortaya koymaktır. Bir insan kötü özelliklerini terk edip onlara bedel, güzel niteliklerle kendini donatabilirse, o insan artık mavf ve ispat sahibidir. Hayat her anı ile mavf ve ispattan ibaret olmalı. İnsan hiçbir vaktini zayi etmeden bir kötü özelliğinden sıyrılıp bir güzel hasreti hayatına geçirmenin mücadelesi içerisinde olmalıdır. Böyle olmadığı takdirde hayat boşa geçiriliyor, fırsatlar kaçırılıyor demektir. Söz ve davranış bozuklukları mahvedildiğinde, söz ve davranış, gaflet mahvedildiğinde hak katında yüksek dereceler, hakka ulaşmaya mani engeller mahvedildiğinde ise hakka vuslat ispat edilmiş olur. Mahv da ispat da Allah'ın dilemesine bağlı olup onun örtüp ortadan kaldırdığı her şey mahvolur. Ortaya çıkartıp gösterdiği her şey de ispat olmuş olur. Zaten Kur'an-ı Kerim Allah mahveder, ispat eder. Rahat suresi 39. ayette diyerek bu hususu ifade etmektedir. Konuyla alakalı şu söz de güzeldir. Allah ariflerin kalbinden, kendi zikrinden başka her şeyi mahveder. Müritlerin dilinde zikrini ispat eder. Setir ve tecelli. Sözlük manaları itibariyle setr, setretme, örtme, gizleme, tecelli ise açılıp belirme, ortaya çıkma, zahir olma manalarına gelmektedir. Sufiler tecelliyi Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları veya isimleri yönüyle kulun kalbinde sezilip duyulması, yine ilahi sır ve nurların kulun kalbinde belli emarelerle hissedilmesi şeklinde anlamışlardır. Hak yolunun yolcularından henüz yolun başındakiler olan avam, ilahi tecellilerden setredilmiş yani perdelenmiştir. Hak yolunun bir hayli mesafe kat etmiş yolcuları olan havas takımı ise sürekli tecelli sahanı altındadır. Bu böyle olmakla birlikte havas ara sıra da olsa tecellide kesinti yaşayabilir. Eğer tecellide hiçbir kesinti ve kopukluk olmasaydı onlar buna dayanamaz mahvolur giderlerdi. Bu yüzden Allah-u Teala rahmetinin bir göstergesi olarak onlara tecelli ettiği gibi bazen de onlardan kendini setreder. Havas tecelli ve setri böyle yüksek bir mertebede idrak ederlerken avam için setr bir ceza hükmündedir. Çünkü onlar kendilerini geliştirip tecelliyi açık hale getirememişlerdir. Onlardan ara sıra da olsa tecelliye mazhar olanlar için bu yeni ve çok lezzetli bir hayat gibidir. Muhadara, mükaşefe ve müşahede. Bu kavramlar sırasıyla sığdan derine doğru Allah-u Teala'nın huzurunda olmayı, onunla beraberliği ifade ederler. Muhadara, insan kalbinin Allah'ın varlığı hakkındaki delillere tutunup her zaman onun gözetimi altında olduğunu ifade eder. Zikrin sultanı olan Hak Teala'nın kalbi istila etmesiyle meydana gelir. Aklıyla deliller üzerinden yürüyen kul hidayet üzere olur. Mükaşefe, kalbin Allah hakkındaki delillere ihtiyaç hissetmeksizin onun huzurunda olmayı tanımlar. Mükaşefeyi yaşayan gönül Allah'ın sıfatları ile meşgul olup bast halindedir. Hakkın sıfatlarına ait bilgiye sahip olan hak yolcusu bu ilmiyle Allah'a daha da yaklaşır, kurb esintileri yaşar. Müşahede ise kalbin hiçbir şüphe ve zan olmaksızın tam manasıyla hakkın huzurunda bulunma keyfiyetidir. Tam bir fena hali olup ondan başka hiçbir şeyi görememe, gördüğü her şeyde onu müşahede etme halidir. Sır kalbi derinlik semasından setir bulutları açılınca müşahede güneşi şeref burcundan parlamaya başlar. Müşahede hakkında Ebu Osman Mekki'nin rahmetullahi aleyh sözünden daha güzeli söylenmemiştir. Müşahede hiçbir perdelenme olmaksızın tecelli nurlarının kalbe kesintisiz gelmesidir. Bu tıpkı şimşeğin aralıksız çakması gibidir. Nasıl ki şimşek sürekli çaktığında gece gündüz gibi aydınlanırsa aynı şekilde kalp de sürekli tecelliye mazhar olunca gündüz gibi hep aydınlık olur. Levaih, levami ve tevali. Mana itibarıyla
pırıltılar, ışıltılar anlamlarına gelen bu kelimeler, kalbi terakkide işin başındaki mübtedilerin yaşadıkları manevi ahval ifade ederler ve başlıktaki sırayla zikredilirler. Bu insanlar hak yolunda bir hayli mesafe aldıklarında, marifet nurları onları sarıp sarmalayacağı için bu pırıltı ve ışıltılar artık görünmez olurlar. Bunlar içerisinde en çabuk gelip gideni ilki olan levaihtir. Adeta selam vermesiyle veda etmesi birdir. İkinci sıradaki levaminin zevali biraz daha ağır olur. Sonuncusu olan tevali bunların en uzun zaman kalanı, en kuvvetlisi, karanlığı, en iyi giderenidir.